elmalarla hazırlayacağım bir elmalı güllaç sarma. Şimdi öncelikle elmalı güllaç sarmanın bir genel elma hazırlığını yapıyorum. Bu konuda biraz hızlı olmam lazım çünkü malumunuz elmalar hızlıca kararmaya meyilli meyvelerdir. 6 tane kırmızı elma var ve kabuklarını hızlıca soyduktan sonra rendenin kalın ağzıyla elmaları rendeliyorum. Hiç kesmeye, biçmeye vesaire bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü elmanın tam bu ortasında kalan çekirdekli ve kök olan kısmı birazcık zaten üstünde bana taban olarak kalıyor. Tutmamı kolaylaştırıyor. Elmanın bütün dış çeperini hızlıca böyle rendeliyorum. 6 elma, 4 tanesini soydum. 2 tanesiyle yola devam ediyorum. Önce tatlıyı anlatayım. Belen tavaya sırası geldiğinde döneyim. Tatlıda şöyle bir hayalim var. Güzel bir elmalı, az şekerli bir iç harç yapacağım. Elmanın kendisi de şekerli diye zaten. Az şekerli iç harcı, en son olarak da güllaç yapraklarını güzelce sarıp sütünü verip o şekilde soğumaya bırakacağım. Standart bir güllaç artık her Ramazan'da yaptığımız tariflerden bir tanesi, iyi biliyorsunuz yapmayı diye tahmin ediyorum. Aynı teknikle içini güzel bir elma harcıyla birazcık da cevizle doldurup birazcık da tarçınla tatlandırarak mükemmel bir sonuç elde edebiliriz. 6 tane elmayı güzel güzel böyle rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum. Elma ile çalışırken hızlı olmak önemli. Çok çabuk kararmaya ve rengini döndürmeye meyillidir elmalar. Biz ona müsaade etmeyecek vaziyette hemen arka arkaya hızlıca bunları doğruyoruz. O sırada da genişçe bir tava ocağın üstünde ısınmaya başladı. Ocağımdaki tava ısındığı an itibariyle hiçbir şey koymadan direkt olarak elmaları tavanın içerisine atıp iyice bir diriliğini almanızı isteyeceğim sizden. Elmayı direkt olarak tavanın içerisine transfer etmek ve karıştıra karıştıra birazcık ilk elmanın o çiğliğini ve diriliğini alır bir hale getirmek. Şöyle bir kere her şeyin başında içine hiçbir şey koymadan yüksek ısıda güzelce pişirmeye başlıyorum. Çok püre olmasına gerek yok. Eğer elmanızın yeteri kadar tatlı olduğunu düşünüyorsanız şeker eklemeyebilirsiniz. Ama ben hafif karamelize olsun diye, adet yerini bulsun diye sadece ve sadece bir yemek kaşığı, bak şu kadarcık şekeri de ilave ediyorum ki elmalar pişerken o karamelizasyon işlemi güzelce gerçekleşsin. Takriben 10 dakikanın sonunda elmalar hafif suyunu çekiyor, tamam? Ve hazır hale geliyor. 6 tane elma, bak şu kadarcık kaldı. Bunun üstüne şöyle dolu bir avuç kadar pirinç ceviz veya bıçağınızla ince ince doğradığınız ceviz koyuyorsunuz. Kuş üzümü de koyabilirsiniz. Her türlü şeyi, sevdiğiniz şeyi koyabilirsiniz bu arada. Ben sadece ceviz koyuyorum. Şöyle çok da kavurmaya gerek duymuyorum. Sadece cevizlerin azıcık bir yağını atacak vaziyette ekledim. Doğru diyorum değil mi? Evet, 10 dakikalık süre bitti. Düdüklü tencerede ben hazırım diyor. Şimdi bunu da açacağım. Cevizleri de ekledim içerisine. Azıcık tarçın, çok azıcık, şu kadar. Böyle bir çay kaşığı kadar belki. Tarçını da ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Elma, tarçın, ceviz zaten çok iyi bir üçleme. Her zaman da çalışır bir formüldür, tamam? Şimdi şöyle bunların hepsini ocaktan aldım. Güzelce karıştırıyorum. Baharat iyice her yere yayılsın. Sonra da soğutmak amaçlı bir tabağın içerisine çıkartıyorum. Ve soğusun diye şöyle azıcık yayıyorum. Bu bizim güllaçlarımızın iç harcı. Burada elimde benim 1 litre kadar süt var, tamam mı? Bunun şimdi yaklaşık 3-4 bardak kadarını, hatta belki birazcık daha fazlasını içerisine koyuyorum. Güllaç çok süt sever ve çok süt çeker. O yüzden benim buna ihtiyacım var. Altını yakıyorum ve sütü ısıtmaya başlıyorum. Fakat bu arkadaşa çok şeker koymamıştım. O yüzden birazcık sütün içerisine şeker ilavem var. O da 4-5 yemek kaşığı kadar toz şeker. Şudur.
Bunu da koyduk. Şekeri hızlıca bir sütün içinde eritelim. Tamam. Şimdi bu sütü aşırı derecede kaynar bir kıvama getirmek istemiyorum. Sadece güllaç yapraklarını ısıtacak kadar bir kıvama getirmek istiyorum. Süt güzelce ısındı. Artık güllaçlarla çalışabilirim. Size güllaçlardan bahsetmek isterim. Bu benim hazır olarak aldığım bir paket. Normalde güllaç paketleri büyük ve kocaman satılırdı. Artık böyle dörde bölünmüş vaziyette de satılıyor. Yani dizmesi ve süte basması daha kolay diye artık böyle satıyorlar. Bundan kullanıyorsanız amenna, ama bundan kullanmıyorsanız, büyük parçadan kullanıyorsanız makasla çok rahat dörde kesebilirsiniz ve böyle çalışabilirsiniz. Niye dörde kesiyorum? Çünkü bunları tırnak içinde söylüyorum, hafif börek gibi sararak katlayacağım. Bir kaşık aldım. İç harcım elimin altında. Süt burada. Şimdi çok iyi biliyoruz ki güllaç yaprakları yeteri kadar sıcak sütte ıslatılmazsa yumuşamazlar. Kaynar sütte ıslatılırsa dağılırlar. Bunun ortasını bulmak lazım. O yüzden sütümüzü ısıttık. Ondan sonra da kontrollü bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın, öncelikle alıyorum. Şöyle güzelce bir sütün içerisine sokuyorum. Tamam mı? Sarılabilir kıvama gelene kadar bir yumuşatmaya çalışıyorum her tarafını. Sıcak sütün içinde. Sonra aldım dikkatlice tezgaha. İçine buradaki elmalı harçtan dolduruyorum. Toplam 10 tane yapacağım. O yüzden harcınızı güzel bir vaziyette kullanmaya çalışın. Sonra sağdan soldan alıyorum. Kapatıyorum şöyle. Ve katlayarak bu şekilde hazırladıktan sonra yani istediğiniz tarz bir fırın kabına şöyle güzelce dizebilirsiniz. Bu yaklaşık bir 12 tane falan yan yana alacaktır. 12 tane böyle ıslatarak nemlendirdikten sonra güzelce hazırlayabilirsiniz. Bakın, temel prensip şu. İyice ıslatıyorum ama güllaç yaprağının dağılmamasını sağlıyorum. Sonra alıp iç harcını koyuyorum içerisine. Dediğim gibi yani 10 tane, 12 tane gönlünüze göre yapacaksınız. Ona göre iç harcınızı makul bir şekilde kullanın. Sonra şöyle güzelce saracaksınız. Bak, hala sert harcınız ama burada bunu az sonra şuradaki sütle ıslatmaya da devam edeceksiniz. Ondan sonra da işi bitireceksiniz. Alın, ıslatın, doldurun, sarın ve güzel güzel dizin. Şimdi efendim bütün güllaç yapraklarını bu şekilde dizdim. Fakat bunların tabii ki olmasına imkan yok. Yani oldu dememiz için yani hayatımızda hiç güllaç yapmamış olmamız lazım. Eğer yapmadıysanız bir kere bu bir şey değil, dert tasa yok. Ama olmadığından emin olabilirsiniz. Ne yapmamız lazım? Mevcut başladığımız sütle bu güllaç yapraklarını iyice ıslatmamız lazım. Hem lezzet olarak hem güllaç yapraklarının birazcık daha sütle beraber kendilerini bırakmasını sağlamak adına bu önemli bir işlem. Ve inanın bana, ilk başta süt çok geliyormuş gibi olsa da iyice hepsini ıslatmak için ihtiyacınız olan bu içerisine koyduğumuz yaklaşık 4 bardak kadar süttür efendim. Bir kısmını dediğim gibi yani hani bunları ıslatmak için kullandık. Geri kalanı da şöyle mevcut var olan güllaçları yumuşatmak için önemli bir detay. Güllaç süt sever ve sütü çektikçe de mükemmel bir olması gereken kıvama erişir. Ben de var olan bütün sütü ekledikten sonra artık bu arkadaşı soğusun diye kenara bırakabilirim. Soğurken bir kısım daha sütü çekecek. Çektikçe güllaçlar kendini bırakacak, yumuşayacak ve olması gereken kıvama gelecektir. Eğer ya bu süt çok, hayır böyle koymayalım, böyle vıcık vıcık süt içinde kalıyor diye endişe ederseniz en sonunda kıtır kıtır güllaç yaprakları yersiniz. O da iyi bir şey değil.